Merhaba efendim. İşte ben 3 parça aldım. Hemen hızlı hızlı geçiyorum. Bayağı tehdit sırasında parçalanmış vaziyette. Bu orman köyüdür yaşadığımız, bulunduğumuz köy. Orman köyümüzün en büyük geçim kaynağı. Bir şey söyleyeceğim. İçtiğiniz ıhlamuru ben o ağaçtan topladım. Bu sene en son ıhlamurunu ağacım ben topladım. Bak, bir saniye Allah nefes vermesin. Hani belki başka ağaçtan içtiniz ama o ağacın en son ıhlamurunu toplayan benim. Onun için ben çok yaralıyım. Bunu bu vaziyette gördüğüm zaman gerçekten şok oldum. Yani olmaz bu kadar da. Bakın. Yazık bu ayıların nafakası. Bunlar koca yemiş. Dağ çileği dedikleri. Şu anda yenecek pozisyondalar. Karşılaşacağız gezi sırasında. Ayılarla mı? Ayılardan izin alarak birkaç tane yiyebiliriz. Bakın şimdi, üzüldüğümüz nokta bu. Bakın arkadaşlar, 2000 metrekarelik alanı o karşıdan gösterdim ya, evet. Üzerine çıktığım zaman boyutları görüyorsunuz. Bu dünyanın en geri kalmış ülkesinde böyle bir şey yok. Bu karayoluna bakan en zirve nokta. Bunun altı 5 Ağustos'ta patlamayla indi aşağıya milyonlarca ton kaya, kendilerini iş makinesini kırma eleme testinde altına aldı. Şimdi eğer burada başka bir şey daha göstereceğim. Eğer şimdi bak onun altını çiziyorum. O görüntü gelsin. Buraya bir arabayı gömecek büyüklükte iş makinesiyle çukur açmışlar. Bunun bir tek nedeni olur. İkinci nedeni olamaz. Oraya patlayıcıyı dolduracaklar. Bu tepeyi indirecekler aşağıya. Eğer buralarda da delikler açarlarsa, hepsini bir atımla patlatırlarsa, inanın şu anda karayolu tehlikede. Bakın. Zaten bundan 4-5 sene önce İstanbul elektriği kesilmedi mi o patlamalardan dolayı? Aynen. Kesiliyor zaten. Buradan biliyorsun Marmara bölgesi ve civarında bu buradaki şu hatlar buradan geçiyor bak telleri görüyorsunuz. Marmara ve bölgesine enerji veren hatlar bunlardır. Çok ilimi yaklaştık. Bunlar hayatı önem arz eder. Ve bunun dışında başka bir özellikleri var. Bursa'daki doğalgazdan elektriğe dönüşümlü santrali interkonekte sisteme bağlıyorlar aynı zamanda. Bu da ne demek? Bir kat daha
fazla hayat önem arz ediyor. Alternatifsiz bunlar. Yok ki. Marmara karanlıkta kalır ya. Şimdi bu direkleri de ilimizin SEDAŞ yetkilileri TH de işin içinde muhtemelen üçüncü direği bu taş ocağına dikerek adeta taşçılara kıyakçılık yapıyor. Benden aldığı vergiyi bunlara daha geriye daha yüksek direk dikerek kullanıyor. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden bu rezalet tabloyu bugün özellikle görmenizi istedim. Burada meşeler ağırlı peşe orası. Bakın sol taraf görüyorsunuz. Meşe ormanı. Bir iki taraf. O çukur ne çukuru? İşte patlayış. Bir arabayı gömersin oraya. Bir şeyin tam üstü mü? Tam zirve. O patlama oldu ya öldü. Onun bir üstü. Orada hazırlık var. Aynen. Biz bir kere yanlış da o tepeye doğru yol almıştık. O yol ayrımında. Gittik yol bitti. Orada kazayla aşağıda patlama yapsalar bizi aşağı alacaklardı onu kestirmeden. Ben bir şey daha söyleyeyim aramızda kalsın. Ben bu en son çekimi yaptım. 50 metre geriye kaçtım farkındayım. Yukarıdan aşağıdan görüyorum, izliyorum. 15 dakika sonra bombayı patlattılar. Ben de noktanın biraz kuzeyinde 100 metre arkasındayım. Tabii emekli patlayıcı madde uzmanı olarak ne zaman aşağı yukarı bir hata yapmadıkları takdirde patlama zamanını baktığım görüntüyle karar verebiliyorum. Yani doğru yorum yapabiliyorum o konuda. Şimdi orada hani tahrip olan yerin haricinde toz dumandan kaynaklanan bir bitki örtüsünü yok etme söz konusu. O yazın daha net görüyoruz onları. Evet. Çok geniş bir alan. Bakın meşelere bakın hocam. Şeyi açabilir misiniz? Şantiye. Ben Güven Yüksek. Normal iş hayatının dışında hafta sonları doğa yürüyüşlerine katılan birisiyim. Amacımız şehirde yaşayabilmek için doğadan enerji almak. Bunun koşullarından bir tanesi de doğada bulunmak. Bu amaçla da Beşiktaş Deresi olarak bilinen Sarp Vadisi, Geyve Boğazı'nın olduğu yere geldik. Buraya daha önce de birkaç defa gelmiştim ve bu bölgedeki doğa zenginliğinin dışında taş ocaklarla ilgili sıkıntıları da çok iyi biliyorum. Bu taş ocaklarının vadiye vermiş olduğu zararı bilincindeyiz. Hem bunu arkadaşlara gösterelim istiyoruz hem de vadi içerisinde gerçekten görülmeye değer çok güzel bir doğa örtüsü var. Özellikle çok eski, yani kaç yüz olduklarını tam bilmiyoruz ama 400-500 yıllık çınar ağaçları var. Onları görmeye geldik. 9 katlı Beşiktaş şelalesi var. Onu görmeye geldik. Iğlamur dokusunu, içindeki defne ağaçlarını, kızılcık ağaçlarını, çeşitli çeşit meşe ağaçlarını. Bunları görüp çok güzel ve keyifli bir yürüyüş yapmayı hedefliyoruz aynı şekilde. Onun dışında da işte taş ocağının çevreye vermiş olduğu zararı gözlerimize bir kez daha görüp bu konuda mümkün olduğu kadar çevremizdeki insanları bilinçlendirmeye çalışacağız. Teşekkür. İstanbul'dan geldim buraya, İstanbul Şişli. İşte doğayı çok sevdiğim için ve İstanbul'a yakın olması sebebiyle hani bu günübirlik turları tercih ediyorum. Fakat buraya gelmez sağ olsun Kamuran Beylerin evine konuk olduk. Kamuran Bey'in burada ne kadar büyük bir çaba sarf ettiğini köylüler olarak gördüm. Mesela hani ben işin bu tarafını Kamuran Bey sayesinde öğrendim. Açık konuşmak gerekirse çok medyaya yansımıyor böyle şeyler. O açıdan hem çok takdir edilecek bir kurum mesela. Buradaki köy halkının bu direnişi çok zorlu bir süreç, bir avuç insan ama inanç ve mücadele sonucu ben her şeyin sonuç alacağını düşünüyorum. Bu anlamda da mesela Kamuran Bey ve bu köylüleri canı gönülden kutluyorum, ellerini öpüyorum. Umarım bu sayı gün geçtikçe çoğalır bizim de desteğimizle. Çünkü gerçekten ortada bir gerçek var ki bizim de bu durumlara seyirci kalmamamız ve bu anlamda da onları desteklememiz. Çünkü Türkiye'de her tarafta bu tahribat söz konusu. HES'ler, işte karayolu yapılacak bahanesiyle yapılan kıyımlar doğaya, rant, çünkü çok ciddi rantlar söz konusu. Hem madencilikte hem
kıyıdaki yani yerleşim benzeri durumlardaki rantlar yüzünden bu anlamda sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de elimden geldiğince özellikle sosyal medyada bunu yaymaya çalışacağım. Tekrar çok teşekkür ediyorum Kamuran Bey'e ve yürekli altına sevgilerim. Ülkemizde pek çok kaynak var. Bunlar taş ocakları olur, maden ocakları olur. Bunları kullanmanın, ülke yararına kullanmanın yollarını doğaya uygun şekilde, insanların yararına uygun şekilde bulmamız gerekiyor. Bu dünya kullanıyor, bunu var. Biz neden böyle bir kalan şeklini yapıyoruz, bunu anlayamıyorum. Bunun denetimleri, kuralları dahilinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Doğa hepimizin. Doğa varsa biz de varız. Doğa varsa insan var. Yoksa yok. İstanbul'dan geliyorum. Yani hafta sonları doğa yürüyüşlerine katılmaya çalışıyorum. Ama böyle bir mücadele yapıldığını ben burada öğrendim. Taş ocaklarının yapma sayısı doğanın mahvolduğunu bilmiyorum bu kadar dışına çıkmış. Gerçekten çok güzel. Ve sağlıklı vermiş olduğu mücadeleyi çok takdir ettim. Biz de elimizden ne veririz yapmak için gerçekten insan doğayla bir nefes aldığını hissediyor ve yeni bir şeyler öğreniyor, kendini keşfediyor. O yüzden bu doğa tabiatı hem insanla hem de kendine vermiş olduğu bir zarar aslında. Kısa süreli kazanç belki ileride çocuklarına yapacakları yatırımı engellemiş oluyor. Yani bunun farkında değiller. O yüzden biraz daha bilinçli ve duyarlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve herkesin doğanın içinde nefes alması gerektiğini düşünüyorum. Serpil Balcı, ben Kocaeli'den geliyorum. Doğada birçok yeni keşfedilmemiş olduğunu düşünüyorum. Az önce seyretimde doğada çok yine doğamızın güzel yerlerinden biliyorum. Ciğerim söküldü. Ciğerse var ya. O ağaçlar sökülürken ciğerim söküldü. Bir yerde viraj yaptırmayı başardık. Yani doğanın korunması, güzel bir kayıp kalalarından biri çıktı orada. Varsa varız. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Baktığın zaman beni ilgilendirmiyor gibi gözüküyor ama insan olarak ilgilendiriyor. Buradaki doğanın yok olması en nihayetinde benim orada oksijenimi azaltıyor. Benim orada yiyeceğim, içeceğim doğal gıdayı ortadan kaldırıyor. Onun için hepimizin meselesi. Söyleyeceğim çok ekstra bir şey yok yani. O hepimizin derdi. Bir şekilde sahip çıkmak lazım. Ha sahip çıkmak için elden ne gelir? İşte bu geliyor, bu. Başkasının elinden başka bir şey geliyor. Herkes bunu yapması lazım. Elinden geldiği kadar. Biz de destek vermek için buradayız. Akıncı Köyü Vadilerini, Şelalelerini Yaşatma ve Koruma Derneği olarak biz köyümüzdeki tabiat varlıklarının koruma altına alınmasının arkasındayız. 2008 yılından beri mücadelemiz devam etmektedir. Son gelişmelerle bu konuda bir hayli yol aldığımızı söyleyebilirim. Bizi umutlandıran gelişme Beşiktaş Deresi'nin, Sarp Deresi'nin tabiat parkı olarak ilan edilmesi, işlemlerinin başlaması. Fakat bu arada Akıncı Köyü D650 duble yolu Adapazarı Eskişehir istikametine 16. kilometresinde başlıyor. Beşiktaş Deremizin üzerine kurulu faal taş ocağı acımasızca hazırladığı patlayıcılarla vahşice doğa tahribatına devam ediyor. Şu anda bölgemiz bu taş ocağında yapılan bu patlamalarla sürekli zarar görmekte. Yaban hayat şu anda köyümüzde, evlerimizde, bahçemizde ayıları, domuzları her an karşımızda görebiliyoruz. Patlamaların şiddetiyle evlerimizin çatıları, kolonları, kirişleri patlıyor. Camlarımız, çerçevelerimiz yere üşüyor, kırılıyorlar, zarar görüyorlar. Beşiğinde uyuyan bebeklerimiz beşiklerinden beraber patlamalar sırasında devriliyor. Maalesef bu yapılan zaman zaman acımasız bombalarla kendilerine de zarar verdikleri biliniyor iken şu ana kadar Sakarya ilinde hiçbir yönetici bu taş ocağına bu acımasızca yaptığı bombaları
patlatacak bombaların hazırlanmasında kullanılan patlayıcıyı vermeye devam ediyorlar. Bu patlayıcılar yüzünden sürekli zarar görmekteyiz. Benim emekli patlayıcı madde uzmanıyım aynı zamanda. Yöneticilerimizden isteğimiz şu: lütfen, burası çok hassas bir nokta. Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafyasında bu kadar hassas özelliğe sahip ikinci nokta yok. Ulaşımın can damarı D650 duble yolu, mevcut tren yolu, hızlı tren yolu, NATO petrol boru hattı, enerji nakil hatları, bu taş ocağının faaliyet sahasının alanın, etkili alanın içerisinde her an kitle imha silahı tehdidi oluşturabilir. Lütfen bu taş ocağına patlayıcı kullanım iznini verirken mutlaka çok iyi mühendislerden, işin uzmanlarından görüş almalarını ben istiyorum. Yoksa her an bir facia olacak. Otobüsler her an karayolunda, kayalar altında kalabilir. Ben önlem almaya davet ediyorum. Bölge sürekli hem ilimizden hem il dışından ve dünyanın birçok bölgesinden gelen ziyaretçilerle dolup taşmaktadır. İzcisi, dağcısı, gezgini, öğretim görevlisi, ilkokul öğrencileri özellikle bölgedeki şelalelerin zenginliğini, defne ormanlarını, ılamur ormanlarını sık sık ziyaret etmektedirler. Biyologların laboratuvar görünümündedir biyolojik bakımından bölgemiz. Çok zengindir. Bugün de İstanbul'dan gelen misafirlerimiz var bölgemizi ziyarete. Biz bugün burada kendileriyle birlikte olmaktan çok memnunuz. Az sonra bölgemizi daha güzel kendilerine gezdireceğiz. Siz burada derneğiniz var değil mi? Evet. Derneğinizle mücadele ediyorsunuz. Evet. Şu an gördüğümüz bu şehirler arası yol kenarındayız. Evet. Şu an bize görebiliyoruz. Mesela karşınızda daha önce de buradan haber vardı. Göçük altında kalan iki tane vatandaş oğluydu. Bir tanesini tabii cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi ben orayı görüyorum. Orada TEDAŞ'ın elektriği var. Onun altında yine çalışma var. Yani buranın o günlerdeki basında çıkan habere göre sözde ruhsat iptal edilecekti veya riskli olduğu söylenmişti. Ama şu an canlı canlı görebiliyorum. Orayı ben zonladığımda TEDAŞ'ın altında hemen o sizin o vadinin üzerinde çalışmalar görünüyor. Evet. Artı yine... Şimdi kendisine özel çek. Tamam. Siz de gelin hocam. Çok sabit duruyoruz ya. Bu akşam... Evet, hayat. Buradayım. Annen gidiyor. Şeyler var. Kayarsan tutarsın. Onlar ben kaymam. Ben de artık üç tarlasına gidiyorum. Gel. Yok ben bunu kremle yapacağım. Yok şeydir bu. Üzeri yaptırdım şeyleri. Fabrikadan aldığım gibi kullanmıyorum. Şey değil ya. Eğer her sefer altında kalmalar gidiyorum onların. Çünkü adamlar seni düşürtler. Ve daha dayanıklı iş. Ben geçeyim. Bu kadar. Şuradan geri döndük. Tamam. Yok.